Hazır mısınız? Nane yediniz nane. Bir söz vardır arkadaşlar, bilir misiniz? Allah kimseyi Meta'nın köy inceleme videolarına düşürmesin. Evet, şu an sizler düştü. Allah Allah, bu sözü de kim söylemiş herhalde ki? İlk köy inceleme videom ama neyse. Evet arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün kendi serimin birinci bölümü olan köy inceleme videolarımızdan hepinize selamlar. Kucak dolusu sevgiler diliyorum. Serimizin ilk başında heyecan yine doğru. Bir önceki videomu yorumlarından çektim. Bildiğiniz üzere orada haber vermiştim zaten. Oraya yorum yaparsanız sizlerin köyünü inceleyeceğim diye. Videoma geçmeden önce de ufak bir hatırlatma yapalım şöyle. Arkadaşlar, videoma like atıp abone olup bildirimler açıp yorumları yaparsanız benim üst sıralarda gösterimleri çıkarma ihtimaliniz daha da yüksek olur. Sizden ricam, lütfen bunları. O kadar emek veriyoruz, emeğimizin karşılığını hep birlikte alalım diyorum. Hazırsanız eğer yavaştan videomuza geçelim. Yalnız Kurt abi, bu benim köy demiş. Bakalım Yalnız Kurt'un köyü kaç seviye ve nasıl ilerliyor. Şuradan evet, doğru buldum. Evet Yalnız Kurt'cum, şu an köyünü gayet iyi gördüm bu arada. Belediye binası 8 bir köy. Ve gayet iyi gördüğü her şey. Laboratuvarın hemen hemen tamam. Büyüleri tamam. Hero'nu da tamamlamışsın. Vallahi köyün gayet iyi duruyor. Yan köyüne geçelim be. Yan köyünde de durumlar fena değil. Şöyle hemen köyüne ışınlanmak istiyorum. Gerçekten merak ettim. Ha. Birkaç savunması ve duvarları kalmış gördüğüm kadarıyla. Kışlası var burada iki tane arkadaşlar. Ordu kampları tamam. Klan kalesi tamam. İksir sondalarını, iksir toplayıcıların, altın toplayıcılarını yükseltmene gerek yok. Bence sen artık bir an önce belediye binası 9'a geç. Ve kraliçenle barbar kralını aynı anda yatır. Tabii ki bu tavsiyem, vakit kaybetmek istemiyorsan, bir an önce yükselmek istiyorsan bu tavsiyeyi uyabilirsin. Yani köyünü gerçekten güzel gördüm ve bana kalırsa sen gerçekten oyunu bilen birisin. Şöyle bakalım nelerle savaştığına da. 31 tane domuz binici, 11 tane büyücü, bir tane goblin. Bu orduyla ne yaptığını gerçekten şu an çok merak ettim. Ganimet mi kasıyorsun bu orduyla? Gerçekten. Sıkıntı. Gerçi belediye binası 8 seviyelerinde borduyla ganimet kasılır da. Yani niye bu kadar zorluyorsun, karakterini harcıyorsun ki? Belediye binası 9'a geç. Karakterin çöp olmasın. Hero'larını yatır karakterine. Kafan rahat olsun. Git bu seviyelerde barbar okçuyla bile rahat bir şekilde kasabilirsiniz arkadaşlar. Belediye binası 9'a geç. Tertemiz, ondan sonra bebek ejderini aç. Bebek ejderinle rahat rahat ganimetini kas. Keyfine bak. Bu kadar, bu seviyede bu kadar zorlama. Klanda da yardımcı lider olduğunu görüyorum. Oyunu bilen birisin bence ama biraz kendini yoruyorsun bence. O yüzden bu kadar yorma. Barbar kral, dev. Çok rahat bir şekilde ganimetinizi kasarsınız arkadaşlar. Bu klan savaşlarında da ejderi kullanın. Kafanız rahat etsin. Gerçi bu seviyelerde binici saldırıları da çok kolay oluyor gerçekten. Klan savaşında da binicileri kullanabilirsiniz diyorum. Vallahi köyünü beğendim dediğim gibi. Tek sıkıntı ordun. Yani ordunu bence değiştir. Gerçekten bu orduyla ne yaptığını çok merak ediyorum. Lütfen yoruma yaz. Bununla klan savaşı mı yapıyorsun, ganimet mi kasıyorsun, gerçekten merak ettim. Onun dışında köyün gayet iyi bence. İlk köy inceleme videomda ilk köyde başarılı puan verdim. Tek kafama takılan noktada dediğim gibi ordun oldu. Ama mutlaka gerekli bir açıklamam vardır buna dair. O yüzden ilk köyü beğendim diyorum arkadaşlar. Ve hemen diğer köye geçiyorum. Hayati Aldırmaz bizlere köy kodunu bırakmış arkadaşlar. Klandan demiş. Hayati'nin köyünü de inceleyelim şöyle. Ara dedim ve Hayati'nin köyüne ışınlandım şu anda. Aldırmaz ismiyle birlikte. Laboratuvarın çok iyi. Gerçekten kara savaşı, hava savaşı her şey için uygun. Sabırlı davranmışsın oyunda belli. Zaten büyülerin de hemen hemen hepsini fullemiş. Hero'ların da full'e yakın. Kraliçeyi maxlamışsın zaten. Şampiyonu barbar kralı da bas artık. Kafan rahat etsin. Lig savaşlarında da bomba gibi hazır ol derim ben sana. Atölyenin de durumu iyi. Bence sen laboratuvar konusunda bayağı geliştirmişsin kendini. Oyunun eski oyuncularındansın belli. Levelin de gayet uygun. Şöyle bakalım köyüne bir. Duvarları kalmış sadece gördüğüm kadarıyla. Birkaç da savunma. Onun dışında artık belediye binası 14 yolcusu diyebiliriz senin içinde. Orduna bakmak istiyorum. Neyle savaşıyorsun? Elektroyla savaşıyorsun. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Belediye binası 11'e geçtiğinde herkes direktmen elektroyu açmaya koşuyor. Çünkü elektro ile savaş yapmak basit. Sadece havadan atıp gönderiyorsun. Ama bana kalırsa asıl belediye binası 11'den sonra kara savaşları tam olarak başlıyor. Bakın inanın buna. Eskiden en güçlüsü hava saldırısıydı ama artık en güçlüsü kara saldırısı arkadaşlar. Benim videolarımı tam olarak izlerseniz eğer, tam olarak koridor daraltmanın mantığını falan anlarsanız, kara savaşlarında var ya çok eğlenirsiniz, patlatırsınız.
Kara savaşı gerçekten strateji ister. Ejder gibi öyle sağdan soldan bırakayım gibi bir kafa yapısına bürünmeyin. İnsanlar genelde dediğim gibi belediye binasını 11'de geçtikten sonra hem ganimet kasmak için hem de klan savaşı için elektroyu kullanıyor. Ganimet için özellikle kesinlikle ve kesinlikle elektroyu kullanmayın arkadaşlar. Çünkü maliyeti çok yüksek. Evet, sağdan soldan attığında bile kupa ve ganimet toplayabilirsin. Ancak dediğim gibi mantıklı değil arkadaşlar. Gerekirse süper goblinizler için arkadaşlar kafanız rahat bir şekilde ganimetinizi kasın, keyfinize bakın diyorum. Kupası da bana göre tam olarak orta bir seviyede. Ganimeti hızlı bir şekilde kasıp muhtemelen duvarları bitirmek istiyorsun diye tahmin ediyorum. Ganimet için gayet uygun bir kupadasın. O yüzden elektrodan ayrılıp bir an önce sisi gobline geçersen çok hızlı bir şekilde ganimet kasar ve duvarlarını hızlı bir şekilde bitirip belediye binası 14'e geçeceğini düşünüyorum. O yüzden sen de lütfen bu orduyu hangi savaşta kullandığını yaz diyorum. Ve sana karşı puanım da gayet iyi. Valla ikinci köye geçtik. İkinci köyde güzel çıktı. İkidir dediğim gibi iyi köyler çıkıyor. Hadi bakalım üçüncü köyümüz nasıl olacak? Diğer köyümüze geçelim arkadaşlar. Evet, Ömer 8 tane hesabını yapıştırmış, nasıllar demiş. Ya ben senin köyünü nasıl inceleyeyim? Sen zaten yerelde Türkiye sıralamasında olan bir insansın. Yine de umarım 6-7 tane hesabın arasından kötü bir köy görmeyiz Ömer'cim. Şöyle bir bakalım. Bu arada Ömer'le de yakında güzel bir video patlatacağız arkadaşlar. Bana Clash of Clans'la ilgili hiç bilmediğim gerçekten farklı dedikodular. Sizin de duyduğunuzda eminim çok şaşıracağınızı düşünüyorum. O yüzden yakında Ömer'le yeni bir video patlatacağız. Ömer'cim, belediye binası 11 köyüne ışınlandı. Kardeşler klanın nasıl sende? Aa, bu klan kimin klanı acaba? Çok başarılı bir klana benziyor. 10 seviyeymiş bir de. Böyle laboratuvarına bakıyorum. Aha! İlk erörü verdi arkadaşlar. İlk faali verdi Ömer bize. Ömer, okçunu basmamışsın. Okçu kraliçenden çıkan küçük küçük okçular ne yapsın? Tek havanın tek mermisine mi gitsin? Laboratuvarın gayet iyi duruyor. Hava saldırısı ve kara saldırısı için çok mantıklı. Büyülerin atlama büyünü niye geliştirmedin ya? Atlama büyünü bence gel. Yaş tombuk fırlatıcı falan çıktıktan sonra arkadaşlar artık kimse atlamayı kullanmıyor. Ben de daha hero'larında neredeyse max 49'a 45 gayet güzel bir köy görünüyor. Ben bu köye bir ışınlanayım. Evet, köye geldikten sonra köyde bir game over yazısı gördüm. Oyun bitti demiş. Adam gerçekten oyunu bitti. Depolarım full, şu depolarına da kurban olayım. Ne olur bak altının şeyi boşa gitmesin. Git bir duvar falan bas Ömer ya. Bunun dışında bakalım hangi orduyla savaşıyorsun? Bir tane bebek ejder, 10 tane balon, 10 tane de normal ejder. Bir tane bebek ejderle acaba koridoru daraltıp diğer taraftan hero ile daraltıp ortadan mı giriyorsun savaşlarında? İlginç. Oo, Barbar Kral'da okçu kraliçeli inşaatla Ömer'in gerçekten oyunu bildiğini arkadaşlar buradan direkt anlayabilirsiniz. Arkadaşlar bütün hero'larını yatıran adam oyunu izleyip Ömer'e fazla söze gerek yok zaten. Hemen şöyle yan köyüne de bir göz ucuyla bakalım. Evet, Ömer'in köyüne geçer geçmez hemen yan köyünde fazla aktif olmadığını görüyorum. Ben de yan köyde fazla aktif değilim doğrusu. Benim yan köyümde Buse oynuyor arkadaşlar. Orada da oynama sebebimiz işin doğrusu bir an önce 6. işaretçiyi alıp rahat. 6. işaret konusu olmasa bile orada bile hiç oynamazdık yani. O yüzden Ömer'e hak veriyorum. Zaten adamın bir sürü hesabı var. Zor. Yine de burada bile işaretçisini boş bırakmıyor. Gerçekten eline koluna sağlık. Türkiye sıralamasında olmaya sonuna kadar hak ediyor. Hemen şöyle Ömer'in bir hesabına daha bakalım arkadaşlar. Ondan sonra diğer köylere geçelim. Evet arkadaşlar, Ömer'in şu anda sıralamada olduğu hesabı geçmiş bulunmaktayız. Şöyle aşağı doğru hızlı bir şekilde inelim. Bir belediye binası full artı full görünen bir köyle karşınızdayım. Laboratuvar full görünüyor. Birkaç şeyi kalmış sadece, zaten Valkyr saldırısı falan yapmaz Ömer. Büyülerin hepsi full, hero'ların hepsi full, hero hayvanların hepsi full. Efendime söyleyeyim. Kuşatma makinelerinin ise sadece yeni gelen kuşatma makinesi kalmış arkadaşlar. Oo, hero'larının skinini de vallahi beğendim ha, güzel. Hepsinde tam bir kış kreasyonuna hazırlanmış. Köy zaten full artı full göründüğü gibi. Şöyle hızlı bir şekilde orduna bakalım bir de. Bir belediye binası 14 tazı balon ordusu görüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle yan köyüne de bakalım. Yan köyünde full her şeyi bitirmişsin artık burada da. Vallahi eline koluna sağlık gerçekten. Emeğinin karşılığını her türlü alıyorsun. Köy tasarımında yoruma lütfen ne kadar para yatırdığını söyle. Herkes bunu öğren. Burada yani şurada oturulur çay içilir. O derece bir tatlılık var. Valla 4 hesap da iyi arkadaşlar. Ben milleti eleştirecek yer bulamadım artık. Umarım diğer köy kötü olur da şöyle bir hardcore eleştiririz. Bir arkadaşımız daha köy kodunu bırakmış ve seviliyorsun demiş. Sen de seviliyorsun. Hatta sen daha çok seviliyorsun. Allah, bir belediye binası 9 köyüyle karşı karşıya kaldım şu anda. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum gerçekten de. Barbar Kral Okçu o. Evet, köyüne şöyle baktığımda belediye binası 9'a geçeli çok olmadığını düşünüyorum şahsen. Laboratuvarın olsun, hero'ların olsun,
daha çok yeni gibi görünüyor. Ve klan savaşlarında da muhtemelen ejder, yıldırım saldırısı yapıyorsun. Belediye binası için çok mantıklı. Ama bu seviyede tazı balon ve binici saldırısı da çok zevkli oluyor, bilgin olsun. Laf fazla uzatmadan köyüne bir ışınlanalım, bakalım bir de köyünü yakından. Evet, gerçekten köyün gayet iyi duruyor. Duvarları yavaş yavaş basmaya başlamışsın. Kesinlikle ve kesinlikle sen yeni geçmişsin belediye binası 9A bence. Hero'larından sadece kraliçe yatıyor. Bence barbar kralına bir an önce yatır çünkü ikisinde 30 yapmak zorundasın. İkisinde 30 yapmadan da belediye binası ona geçme. Bunun sebebi seni yer. Kupa seviyeni biraz daha düşük tutabilirsin aslında. Ganimet odaklı çalışıyorsan. Ordu kampında bebek ejderi gördüm. Abi 10 üzerinden 10 puan direktmen verdim ben bu adama. Bu seviyede bebek ejderle ganimet kasan adam her türlü olur arkadaşlar ve her türlü hızlı yükselmek isteyen bir adamdır. Ama dediğim gibi şu barbar kralında bir an önce yatır, 13 seviyelerde kalmasın. Artık bir an önce 20'li seviyelerin üstüne çıkart hero'larını. Hemen yan köyüne de geçelim, şöyle göz ucuyla bakalım be. Yan köyünde gayet iyi duruyor durumlar. Her şeyin hemen hemen tam gibi görünüyor. Artık belediye binası 6'ya geç yan köyünde derim sana. Buradan bir an önce arkadaşlar köyünüzü maxlayıp 6. inşaatçıyı alın ve işinizi kolaylaştırın. Dediğim gibi senin iki köyünü de beğendim. Gayet iyi gidiyorsun. Bence oyna, sımsıkı sarıl ve devam et. Ve lütfen şu barbar kralında yatır. Laboratuvarından mümkünse hiç boş bırak. Evet, Hüseyin K'da köy kodunu bırakmış arkadaşlar ve seviliyorsun demiş. Hüseyin benim çocukluk arkadaşım. Onun köyünde hemen ince. Kraliçen 17 seviye olmuş. Ve barbar kralının da 12 seviye olmuş. Belediye binası 9'a geçeli de çok olmadı. Ona nazaran çok çok iyi. Ve bana kalırsa zehir büyünü, deprem büyünü, hız büyünü bir an önce aktif, cadılı, golemli, donuz binicili güzel saldırılar yapabilirsin. O yüzden laboratuvarını mutlaka mutlaka hiç boş bırakma diyorum sana. Şöyle yakından köyünüze bakalım. Hüseyin'in 15 tane dev, 27 tane büyücü, 2 tane şifacı, 4 tane duvar kırıcı. Hüseyin muhtemelen karakter kasıyor diye düşünüyorum. Köyleri böyle üçlemek için saldırdığını tahmin ediyorum. Hüseyin bebek ejderini açıp bebek ejderle ganimet kasarsan çok rahat edersin. Bilgin olursa bebek ejderini bir an önce aç ve bebek ejderle ganimetini. Şu an kraliçen yükseltmede kraliçeni yükseltmeye gönderiyorsun ve 18. seviyeye gönderiyorsun. Evet. Barbar kralını da bir an önce yatır ve barbar kralla kraliçe arasındaki o boşluğu fazla bırakma. Barbar kralı da kraliçeyi bir an önce yetiştir lütfen. Senden ricam şuradaki okçu kulelerini lütfen bir an önce yükselt. Çok çelimsiz duruyor. Yani rakibinde baktığında gerçekten zayıf görür ve kolay bir şekilde üçler seni. Bence kupan gayet iyi. Ganimet konusunda rahat etmek için 1200'leri yine de geçmemeni tavsiye ediyorum sana. Hemen şöyle bir de yan köye bakalım. Yan köyünde de durumlar gayet iyi görünüyor. İnşaatçın çalışıyor burada ve 5. seviye belediye binasına sahip. O yüzden burayı terk ediyor. Enes Batur da köy kodunu bırakmış bize. Bu da benim köy demiş. Bakalım köyün nasıl? Emojilere geçme, yanlışlık oldu. Evet. Enes Batur'un köyüne de ışınlandım şu anda. İlk defa belediye binası 10 köyü ışınlandık arkadaşlar sonunda. Şöyle göz ucuyla bakıyorum laboratuvarına. Her şey gayet iyi görünüyor. Enes ya, belediye binasını ona geçtim ve hala yarasa büyünü açmadın mı? Ya yarasa büyünü lütfen bir an önce aç ve yarasa ejder saldırısına geç. Arkadaşlar belediye binası 10'da en kolay saldırı yarasa ejderdir. Mutlaka mutlaka deneyin. Çok keyif alırsınız. Benim diğer videolarımda yarasa büyüm sıfır olmasına rağmen çok kolay üçlükler attığım videolarım. Belediye binası 10 yarasa ejder saldırıma bakarsanız bir videosu çekmiştim öyle. Sıfır seviye yarasa büyüsüyle çok harika üçlükler atılıyor arkadaşlar. Çok kolay bir saldırı. Yani resmen bu oyunun bir açığı o derece. O yüzden kesinlikle o videoları görüp ve belediye binası 10'daysanız klan savaşlarında mutlaka kullanın derim arkadaşlar. Hero'larına da fena görünmüyor. Gerçi hero'larına baktığımda şöyle bir belediye binası 10'a yeni geçtiğin izlenimi uyandı bende. Klan seviyende 18 gayet iyi görünüyor. Şöyle artık köyüne ışınlanalım bakalım. Yani duvarlarını basmışsın. Hero'ların neden bu kadar geride? Tamam, hero'larının ikisini de basıyorsun. Çok iyi bir şey bu. Ama biraz geride kalmış sanki. Duvarları çok hızlı basmış. Yani senin şöyle köyüne baktığımda, bu arada bu köy düzeni benim belediye binası 10 ilk düzenim arkadaşlar. O yüzden bir nebze bir şu an duygulandım. Yani şöyle söyleyeyim sana, oyunu bildiğini kesinlikle. Yani zaten bebek ejderle ganimet kasıyorsun. Kesinlikle oyunu bildiğini düşünüyorum. Kupanda 2300'lerde bence bir tık kupanı düş ya. Ya yani bu seviyelerde bu zor olmuyor mu ganimet bulmak belediye binası onun için? Bence kupanı bir tık düşebilir. Hemen yan köyüne zıplıyorum şuradan seninle. Yan köyünde de durumlar gayet iyi görünüyor. İnşaatçında çalıştırıyorsun. Vallahi öyle, bugün hep denk gelenler çalışkan adamlar ya. Herkes yan köyünde de, normal köyünde de inşaatçılarını falan çalıştırıyor. Eline koluna sağlık. Gayet iyi gidiyorsun yan köyde de.
Vallahi senin köyünü de beğendim. Her şey yerinde. Hirolar sanki bir tık geride kalmış ama. Hiroları da zaten içisinde yatırmışsın. Hakkını da veriyorsun bu işin. O yüzden senin de eline koluna sağlık diyorum. Ve diğer köyüme geçiyorum. Evet, bu da benim ana hesabım. Abi demiş, onu da hemen aratalım arkadaşlar sizlerle beraber. Şöyle köy kodunu yapıştırdım ve köyüne ışınlandım. Vozier isimli 14 seviye klana ait güzel bir köy görüyorum arkadaşlar. Ama sen kraliçenin okçunu falan niye basmadın ya? Okçunu bir an önce bas. Bir an önce, çok geç kalmışsın. Köyüne bakıyorum, gerçekten laboratuvarında çok fazla eksiğin var. Ne saldırısı yapıyorsun çok merak ettim şu an. Yetini basmışsın, golemini basmamışsın. Cadını da basmamışsın. Klan savaşlarında ne saldırısı yapıyorsun? Sadece elektro ile mi saldırıyorsun? Bence laboratuvarın çok çok geride. Yarasa büyünü basmamışsın, hız büyünü basmamışsın, zehri basmamışsın. Ooo, kahramanların çok kötü durumda. 11 seviye, büyük koruyucu, Beleriye binası 13'te hiçbir şekilde iş yapmaz. Hiçbir şekilde. Hiç göndermesen daha iyi yani. Okçu, sadece okçu kulesi bile direkt beni öldürür. Barbar kralın desen zaten hiçbir şekilde kalkan görevi görmez. Okçu kraliçen de çok kötü durumda. Yani bir an önce şampiyonlarını hiç kaldırmayacak şekilde yatır derim sana. Hemen şöyle köyüne ışınlanıyorum. Yardımcı lidermişsin bile bak. Herkese örnek olman lazım. Duvarların geride. Barbar kralını, büyük koruyucunu neyse ki inşaata vermişsin. Kraliçen inşaatta değil. Kraliçenin de hem şampiyonlarını yatırmazsan çok sıkıntı yaşarsın. Sana söyleyeyim. Eminim ki şu anda da yaşıyorsundur. Yeni bir savaştan çıktın galiba. Evet, tam ve tahmin ettiğim gibi elektro saldırısı yapıyorsun. Hiçbir şekilde elektro saldırısıyla bence zevk alamazsın. Sadece bir an önce laboratuvarının hero'larını güçlendir derim sana. 2300 türlü kupalardasın. Bence kupan gayet iyi. Hatta 2000'li kupalara düşebilirsin. Bir an önce kupana düş ve hızlı bir şekilde ganimet kas. Süper Goblin'le birlikte hızlı bir şekilde ganimet kas ve ilerle. Emin ol, çok zorlanıyorsundur biliyorum yani. Çok çok zorlanıyorsundur, buna eminim. Elektro saldırısında bir süreliğine rafa kal. Hemen şöyle bir de yan köyüne bakalım. Orada durumlar ne? Evet, burada da duvarlar geride. Belediye binası 8'sin. Yani buraya fazla eleştirmiyorum arkadaşlar. Muhtemelen sen de benim gibi bir an önce 6. inşaatçını almaya uğraşıyorsundur. Sana tavsiyem, bir an önce hızlı bir şekilde 6. inşaatçıyı al ve hero'larını hiç durmaksızın klan savaşlarına daha girme. Sadece lig savaşlarına gir ve hero'larını kesinlikle ve kesinlikle inşaattan kaldırma derim. Tekrar şöyle köyüne dönelim. Yani şöyle gördüğümde gerçekten yolun uzun, sana söyleyeyim. Umarım köyünü bir an önce toparlar ve oyundan zevk alır kıvama gelirsin. Keyifli bir şekilde oyununu oynamaya devam edersin diyorum. Evet arkadaşlar, köy inceleme videomun burada sonuna geldim. İlk köy inceleme videom. Beğenirseniz lütfen like atmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Ve serinin de devamlı gelmesini istiyorsanız güzel güzel yorumlar da yapın lütfen. Evet, videomu kapatıyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Vallahi kusura bakmayın, biraz bağıramadım, edemedim. Boğazım şu an çatlıyor arkadaşlar. Ya inanılmaz bir şekilde enfeksiyon kapmış boğazım ve çatlıyor şu anda. O yüzden kusuruma bak. İdare edin, bugün gerçekten çok hasta. Hoşça kalın, kendinize çok çok dikkat edin diyorum. Görüşmek üzere.